Rüknettin demişken Suna Hanım'dan da bahsedelim. Suna Hanım'ı yazarken birinden esinlenmiş demiştiniz. Kimdi? Dayısının karısı. Mesela onunla ilgili hikayeler vardı. Dayısıyla küsermiş. Dayısıyla küstüğü zaman evde kedi var, konuşmuyor. Bir şey söylemek ihtiyacına, bir mesaj vermek ihtiyacı. Kedi, ben şuraya gidiyorum, haberin olsun. Anahtar da saksının altında. Herkese merhaba. Çocukluğunu ve gençliğini 80'lerin sonu, 90'ların başında yaşayan herkes için bir pazar klasiği, pazar rutini haline gelmiş olan efsane dizi Bizimkilerin efsane kadrosuyla birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün diziyi yapan, diziyi ortaya çıkaran ailenin aileden ilk defa birisiyle konuşmuş olacağız. Aynı zamanda dizinin sanat yönetmeni olan sevgili Bengi Bugay ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizimkiler dizisini ortaya çıkaran kadroda başından sonuna kadar yer aldınız. Evet. Bugay ailesindensiniz. Evet. Sayın Bugay'ın eşi. Sayın Bugay, Umur Bugay'ın abisi. Abisi. Umur Bugay'ın eşinin adı da Ayşe. Ayşe, evet. Sizi ekseriyetle sosyal medyada vesaire falan Ayşe hep eşi diye, evet, eşi diye yazarlar, karıştırıyorlar. Ama siz Sayın Bey'in, rahmetli Sayın Bey'in eşisiniz. Evet. Biraz Bizimkilerin bu sefer arka planını konuşmak istiyorum. Şimdi oyuncularla hep ön tarafı konuştuk. Doğru. Sizinle de böyle arka planını konuşalım istiyorum. Bizimkiler projesi, bu fikir, diziyi çekme fikri nasıl çıktı ortaya? Biraz bahseder misiniz? Bu dizi başlamadan önce TRT'de, devlet televizyonda daha doğrusu, dizilere açık bir anlayış başladı. İyi diziler çekilmeye başladı. Fakat bir aile dizisi yoktu. Yani daha önce olmuş bir takım diziler vardı ama böyle sürekli çekebileceğimiz şekilde bir aile dizisi ne örnektir. Var, bir sürü var ama dediğim gibi Umur Bugay'ın da kafasında böyle bir aile dizisi vardı. Çünkü sosyopolitik olayları da içermesi adına günlük yaşam söz konusu olan bir takım yaşam biçimleri içinde bu diziyi kendisi böyle kafasında tasarlamış ve yapmış. Hı hı. Yazmaya başlamış daha doğrusu. Ama yazarken Umur Bugay'ın çok önemli senaryoları var tabii biliyorsunuz, filmleri var. Prototip olarak o filmler bu diziye birazcık nasıl söyleyeyim, hazırlık da demeyeyim ama etkili olmuş ya da prototipini oluşturmuş bu dizinin. İzlerini görebilirsiniz zaten izlediğiniz zaman dizilerinde. Her birindeki karakterlerin tekrar bir araya getirilip, senaryolaştırılıp bir aile dizisi haline getirilmesi söz konusu oldu. Ve aslında bu bakımdan da Türkiye'de diğer dizilerin arasında da önemli bir yeri olmaya başladı izleyicisi. Çünkü izleyici çok samimi bulmaya başladı. Bizim dizilerimizde gerçekten bu samimiyet, hı hı, inandırıcılık, gerçeklik duygusu insanın çok sevdiği bir şey ve bu bizde gerçekten vardı, mevcuttu. Ben buna bağlıyorum. Oyunculuklardaki doğallık da bunu içeriyordu. Dolayısıyla bu fikirden başlanıldı. Gerçekten iyi bir yol izlendi. Senaryo gelişti, geliştikçe zenginleşti ve dizi devam etmeye başladı. 14 yıl gibi bir sürede uzun bir rekor kırdı. Karakterlerin belirlenme sürecinde siz de var mıydınız? Yani bu karakteri, karakterlerin belirlenmesi ve oyuncuların seçimi konusunda. Evvela ben karakterlerin belirlenme sürecini merak ediyorum. Yok. Umur Bugay kendi hayatından kişileri koydu diye bir konuşuluyor. Elbette herkes, bir sürü tevatür var. Hı hı. Konuşuluyor. İşte Umur Bugay şunu yaptı, bunu. Ben asıl ailenin içerisinden birisinden öğrenmek istiyorum. Bu karakterler Umur Bugay'ın hayatında nereye denk geliyor?
Kendi ailesinden çok fazla izler var. Hı-hı. Ama sanatçı böyledir. Kendi yaşamından, kendi ailesi arasındaki ilişkilerden yola çıkarak bir şeyler üretir, yazar, çizer. Dolayısıyla bu Umurt'a da çok önemliydi. Elbette ailesinden, aile çevresinden çok fazla izler var. Ama birebir yani babadan, anneden, eşten ya da çocuktan aldığı bir karakteri göremiyoruz bu dizide. Birebir değil. Ama birebire çok yakın esinlendiği karakterler var. Dolayısıyla bir aile dizisi baktınız. Gerçekten Umur Bugay'ın kendi yaşamında, kendi dünya görüşüne uygun anlayışta çekilmiş bir proje bu. Dolayısıyla tabii ki aileden çok büyük etkileri var aile dizisi olarak. Şeyi eşleştirebilir miyiz mesela? Bu karakter Umur Bugay'ın ailesinde bu kişiye denk geliyor diyebileceğimiz var mı böyle motomot yapabileceğimiz? İşte çok birebir değil. Çok birebir değil ama çok büyük esintiler var. Hı. Yani kendi işinden de var Ayşe karakteri üzerinde özellikle. Ayşe Kökçü'nün oynadığı. Ayşe kendi eşi eşittir Nazan. Nazan tiplemesinde. Çok var. Abiden çok var benim eşimden. Babadan var, anneden var. Yani Güzin Hanım'da da baba anne izlerini çok görebiliyorsunuz. Güzin Özipek, Umur Bugay'ın annesi. Den de çok sizin kayınvalideniz. Evet. Çok izler görebiliyorsunuz. Ahlak üzerine çok önemli mesajları olan bir film. Hı. Baba İstiklal Savaşı gazisi ve Cumhuriyet dönemi kuşağının en iyi yetişmiş ahlaklı prototiplerinden bir tanesi. Bu tabii çok etkin. Çocukları üzerinde de bunu görüyoruz. Fakat öfkeli olma, sinirli olma bu ailenin bir özelliği. Hı. Bugay ailesinde böyle bir özellik var. Öfke. Yani o öfke şöyle hayatın aksayan taraflarında düz gitmeyen ya da ters gelen taraflarında verilen tepkiler diye adlandırsak daha doğru olabilir. Hiçbir şeyin doğru yapılamaması, işte sosyal yaşamda ki karşılıklı ilişkiler, birçok şey, o gün güncel olaylar, bunun etkileri. Yani bir kuşağın sabırsızlığı, dürüstlüğü bu diziye çok yansımış vaziyette. Yani bazı tiplerde özellikle. Ama çıkar ilişkileri de var tabii. Onların temsil eden karakterler de var şey içinde. Alt sınıf da var. Kapıcı gibi. O da var. Fakat bunların altı hep olumlu anlamda. Olumluya gitme anlamında çok derin bir araştırma ve gözleme dayalı tiplemeler bunlar. Yani bir kapıcı ailesine baktığın zaman nasıl dürüst olunabilir bilmediği birçok şey var ama nasıl toplumda örnek bir kişilik yaratılabilir onun üzerinde de. Mesela hiçbir zaman elle yemek yedirtmedi Umur Bugay kurduğumuz masalarda kapıcı dahil. Yani ve kapıcı Caver elini uzattığı zaman da karısı hep eline yeme şunu, çatalla ye şunu gibi de Umur'un misyonu olan bir doğruyu gösterme halinde çok sık karakterlerde görüyoruz. Siz böyle deyince benim aklıma hep şey geliyor. Şimdi şu an gelen şeyi söyleyeyim. Katil Yavuz tereyağlı yumurta yapmıştı. İşte ekmekle yenir koçum bu. Ekmek banalım. Öyle yiyelim diyordu mesela şeye kapıcı Cafer'e. Aslında dediği doğru bir anlamda. Yani tabii. O tavanın içerisindeki yumurta, tereyağlı yumurta ekmek banarak yedir. Aslında bu açıdan hani elle yenmeyecek şeyi elle yedirmedi belki Umur Bugay. Ama yenmesi gereken şeyi de doğruyu da gösterdi. Onu gösterdi. Ama onun yanlış bir şey olduğunu da seyirci ayrımına varabildi. Çünkü o farklı bir karakter. Ve bize dizide o karakteri var. Ama dikkat edin her karakterin kendi içinde bir derinliği ve olumlu tarafı var. Olumsuz tarafı olanlar çıkar ilişkilerine dayalı. Gündelik bir takım kurnazlıklarla yaşayan,
çabuk köşeyi dönmek isteyen tiplerimiz de var. Onlar da bu şeyci ama seyirciye bunu göstermek de çok büyük bir ustalık söz konusu burada. Özellikle senaristlerin, yani Umur'un da çok iyi gözlemleri olmasının nedeni var. Dolayısıyla da karakterler bu şekilde bize yansıtıldı. O yüzden de çok samimi bulundu ve çok sevildi. Şu an bir akademisyenle konuştuğum için böyle bir öğreticilik edasıyla anlatıyorsunuz. Ben de böyle hayranlıkla izliyorum, dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Umur Bugay'ın tabii evvela yazdığı küçük skeçler, Kısmet Apartmanı. Evet. Kısmet Apartmanı'ndan Mülhem, Kapıcılar Kralı. Kralı. Ondan devamı olarak Çöpçüler Kralı'nın devamı olarak. Sonra zaten Umur Bugay'ın Yoksul filmi geliyor ve işte Dava var. Davacı filmi, Davacı, Kemal Sunal'ın Davacı filmi. Sonra, Postacı da onun galiba. Umur'un. Senaryo Umur'un. Ama bizim bir dizimiz daha var bu arada çektiğimiz Kemal Sunal'la. O tabii daha Saygılar bizimkilerden. Tabii bizimkilerden sonra Saygılar Bizden. Bizden. Şimdi aslında Umur Bugay genellikle sıradan insanı anlatıyor. Onun Güler Ökten bu tabiri kullanmıştı. Onun izniyle kullanayım. Sıradan insanın toplumsal yolculuğunu, o toplum içerisindeki hayatını, o toplum içerisindeki yerini belirleyip onu anlatmayı misyon edinmiş bir senarist, yapımcı gibi duruyor gözümüzde. Çünkü yaptıklarında aslında hep sıradan insan var ve kendi hikayesinin baş kahramanı olan bu sıradan insanların hikayesini anlatıyordu. Ve hepsini bizimkiler de bir apartmanın içerisine doldurdu. Doldurdu. O yüzden biz belki de bizimkileri bu kadar çok sevdik. Çünkü hepimiz sıradan insanlarız. Doğru. Ve sıradan insanlar kendilerini televizyonda gördükleri zaman bir anlamda kendileri çıkmış gibi oldular o televizyona. Doğru. Ve o yüzden benimsedik diye düşünüyorum. Çok derin bir inceleme var senaryoda. Umur Bugay çok iyi gözlem yapan, çok derinlemesine gözlem yapan bir yazarımız. Kendi yetişme tarzı olsun, dediğim gibi çevredeki insanların ilişkileri olsun, bunları gündeme getirmek, bunları anlatabilmek derdindeydi. Yani bir derdi vardı aydın olarak, gerçek bir aydın olarak böyle bir derdi vardı. Gösterirken de öğretiyordu, dikkat edin. Her şeyden insanları didaktik olmadan bir şeyleri mutlaka öğretir bizimkiler. Kör göze parmak yapmıyordu. Yapmaz. Olayı gösteriyordu, biz öğreniyorduk oradan. Sanatçılık böyle bir şey. Evet. Kör gözüne yapmamak. Yani bu sanatın her dalında böyle. Ama sinemada çok önemli. Yani özellikle dediğim gibi iyi gözlem yapıp insanlara bunu düşündürtmek ve bu karakterlerin kendi içimizde var olmalarını, var olduğunu farkına varmak çok önemliydi. Anlıyorum. Peki bizimkiler dizisinin mekanlarının belirlenme sürecinden biraz bahsedebilir misin? Özellikle mesela sırayla gidelim. Apartman nasıl belirlendi ve Şale Apartmanı dış çekim olarak söyleyeyim. İçeriye daha sonra konuşalım da Şale Apartmanı iki bloktan oluşan bir apartman. Onun B blokta çekildi. Orası Yalçın Yelence'nin daha önce oturduğu apartman. O üst katta oturuyordu zaten. Üst katta oturuyordu. Neden o apartman seçildi? Ve yani şöyle, o apartmanın seçilme nedeni, bir de hikayedeki yeri neden o apartmandı? Şimdi şöyle, bir mekan bulmak çok zor. Du, bizim zamanımızda da öyleydi. İnsanlar izin vermiyorlardı. Yani o dönem için iyi para verilmesine rağmen alışık değildi insanlar. Yani sizin apartmanınıza geliyor birdenbire bir ekip, 20 kişilik, 25 kişilik bir ekip sabahtan akşama kadar çalışıyor orada. Bunu istemiyorlardı. Yalçın Bey'in o apartmanda oturması ve kendisinin de o apartmanda bilinmesi bize çok büyük bir yardım oldu. Dolayısıyla Yalçın Yelence'nin de öngörüsüyle dendi ki bu apartmanla bir görüşülsün, bu apartmanda çekim yapabiliriz. O çok büyük bir etki oldu. Aslında birazcık da dediğim gibi tesadüfi bir şey. Yoksa orası çok özel seçilmiş bir yer değildi. Yani özellikle bu apartmanda çekelim diyebileceğimiz bir yer değildi. Dediğim gibi sadece ilişkiler söz konusuydu, zorlukları vardı. Yalçın Yelence'den dolayı da o apartmanda böyle bir imkan sağlanmış oldu.
iş yeri yine aynı şekilde. O da birkaç kere değişti. Şimdi o çok önemli. Evet, onu biraz dinlemek istiyorum. Şimdi iş yerleri çok değişti. Şöyle, ilk önce insanlara çok cazip geliyor. Aa tabii gelin burada çekin. Ne olacak, hiç önemli değil diye. Ama bir süre sonra insanlar şikayet etmeye başlıyorlar. İşte yok benim kalemimin yeri değişti, büroda, ofiste olan. Yok işte ne bileyim karıştırmışlar masamı gibi şikayetler gelmeye başlayınca, bu arada işte telefonlar, yani özellikle oyuncular tarafından kullanıldığı iddia ediliyor. Ben öyle bir şey görmedim, bilmiyorum. Hı. Şimdi bu şikayetler gelmeye başlayınca özellikle iş yerleri vermemeye başladı. Hatta belli bir dönem benim abimin ofisinde de çekildi. Hangi dönemlerde acaba? İlk çekim dönemlerinde, yani tarih olarak söylemem belki birazcık zor olacak ama 84-85. İş yeri galiba 3-4 kere değişti. Birçok şey 3-4 kere evet, değişti. Evet. Sadece ev mesela. En belirleyici olan ev. Yani iş yeri ve o zaman için çok büyük bir olaydı. Bir evde çekiyorsunuz örneğin, o ev değişiyor ertesi şey. Fakat hikaye güçlü olunca insanlar çevreye çok takılmıyorlar. Biçimle öz arasındaki ilişkiden kaynak. Bakın her zaman öyledir. Biçim öz sağlam olursa biçim kurtarır. Ama öz sağlam değilse ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde halledemezsiniz. Size az önce bahsettiğim şey oydu. Hani benim için çekeceğimiz yerden ziyade içerik önemli. İçerik doyuruyorsa eğer, doyuruyor. Biz bunu yol kenarında, otoban kenarında da çeksek, bir refüjün içerisinde de çeksek, kesinlikle kimse buna takılmayacaktı. Takılmıyordu. Sesi ve görüntüyü alabiliyor muyuz, kişiyi görebiliyor muyuz? Evet. Gerisi çok önemli değil diyeceklerdi ki öyle diyorlar. Ha, doğru bir şey mi? Bizimkilerde de öyleydi çünkü hikaye düşmüyordu. Hayır, bunu savunmuyorum ben. Asla savunmuyorum. Şartların getirdiği bir durumdu bu. Hı-hı. Bu şartlardan dolayı biz bunu yaptık ama hikayemiz o kadar güçlüydü ki, senaryomuz o kadar güçlüydü ve oyuncularımız o kadar iyiydi ki, dikkat edin oyuncularımızı hemen hemen hepsi tiyatro kökenli. Evet. Umur'un tercihiydi bu. Neredeyse hepsi tamamı. Dostu, arkadaşı, tiyatroda iyi oyuncu olan insanların başarısıdır bu. Ben buna da inanıyorum. Mesela özür dilerim, Selçuk Ulu Ergüven, Umur Bugay'ın çocukluk arkadaşı tabii, neredeyse okuldan daha tabii, doğrusu arkadaşı. Tabii birçoğu öyle. Hatta bunu da söylemekte bir beis yoktur. Babasının bazı özelliklerini diziye ekliyor tabii, ve tabii. Bu biz Selçuk Ulu Ergüven'de görüyoruz. Davut Usta'da görüyoruz Davut bunları. Davut Usta'da görüyoruz. Özellikle milliyetçi, Türkçü kesimi evet. Temsil ediyordu Davut Usta. Babası, Umur Bugay'ın babası Ömer Tübey'in galiba bu özelliklerini Davut Usta üzerinde biz müşahede edebiliyoruz. Şöyle diyor ki mesela Umur Bugay babası için, dünya üzerinde iyi ve güzel olan ne varsa onu Türkler icat etmişcesine evet. Babamın bir tavrı vardı. Evet. Bu bir vatanseverlik, bir kendi ırkını, milliyetini sevmekle bilmek. İlişkilidir. Evet. Şöyle bir örnek vereyim. Diyor ki ben çocukken babamla gittiğimizde bir uçak gördüm. Baba bak uçak dedim. Hayır oğlum onun adı uçak değil, tayyare. Yani. Onu tayyar isminde bir Türk yapmıştır ya. Diyormuş babası. Biz de Davut Usta'da bunu Davut gördük. Usta'da bunu ampulü görüyoruz. Edison evet. icat etmedi. Onu Edison adında bir Türk icat etti. diyordu. Böyle de bir durum söz konusuydu. Çok ironik şeylerimiz evet. var hikayelerimizde, senaryolarımızda. Yani doğrudan... Siz var mıydınız senaryo içerisinde? Hayır, yoktum. Yok muydunuz? Hiçbir zaman olmadım. Hı-hı. Ekibi vardı. O ekibi... Ben yok, zaten şöyle, hayır, var mıydınız dedim, senaryo yazan değil. Anlatılan kişi olarak var mıydınız? Bilmem. Belki de var. Mesela şey var işte, Sayın Bugay sizin eşiniz evet. Şevket... Evet. İlhamla yaratıldı diyorsunuz. Peki Mine sizden ilhamlı olmuş olabilir mi? Ya vardır. Mine'nin çünkü akademisyen kapısı. Kimliği yoktu ama karakter olarak, kişilik olarak var mıydı acaba? Öğretici bir tavrı. Hı. Olabilir. O Hı. anda sanatçının adını koyamadığı, Hı. esinlendiği bir yaşanmışlık, bir hayal dünyası var. Siz onu hissedemez. Hatta dersiniz ki ya şuradan mı? Hayır değildir. O kafasındaki imgelerdir. O imgelerden yola çıkarak Hı. yazar ve çizer. Yani romancılarda, senaristler de böyledir. Hı. Siz şimdi bir hikaye yazmaya çalışın. Mutlaka kendi yaşamınızdan izler taşıyacaktır.
Evet. Eğer isterseniz, kendinize bu yolu seçmişseniz, samimiyseniz. Çünkü senaryo başka bir şey, sinema bambaşka bir şey. Umur Bugay bizimkileri yazarken yaptığı şeyi yine bizimkiler içerisinde anlatıyordu. Evet. Evet. Sarhoş Cemil, ben yeniden roman yazacağım dediğinde evet. apartmanı yazıyordu. Evet. Kendi hayatım. Tabii. Limonata hikayesini yazacağım, tabii. bunu yazacağım diyordu. Tabii, tabii. Evet. Yani ben bu konuşmada, sizle yaptığımız bu konuşmada çok derinlemesine, tek tek karakter tahlillerine giremeyeceğim. Zaman da yetişmeyecek. Ama her karakterde göndermeler, esinlenmeler, sonuçta ama Umur'un yaptığı, Umur Bugay'ın yaptığı en önemli şey senaryolarında doğru yolu göstermek. Yani bir mesajı var. Bunlar yanlış. Onu size gösteriyor ama doğrusunun ne olduğunu size düşündürtüyor. Sosyal gerçeklik. İç çekimlerdeki mekanlar. Neden değişti? Yine benzer durumlardan Aynı, mı? Aynı, benzer durumlardan değişti. Mesela zamansızlıktan çok acele seçilmiş mekanlar vardı. Hı hı. O mekanlarda bir süre sonra dar geldiği için yapılamadı. Sonra insanlarla, ev sahiplerle, sahipleriyle sorunlar yaşanmaya başlandı. Dolayısıyla bu yüzden çok fazla mekan değiştirdik. Yani Davut Usta'nın tamir atölyesi ya da işte doğalgaz atölyesi bile değişti. Değişiyor çünkü izin veriyor sonra vermiyor. Ya da diyor ki bu parayla kabul edemeyeceğim. Daha fazla bir para istiyor. Yani tabii maddi şeyler de var işin içinde. Sadece diğer basit şeylerden şikayetler söz konusu değil. Ama ev sahipleri sıkılıyordu. Evine giremiyor mesela, verdiğine pişman oluyordu. Hı. Ya da ona kolay gelen bir şeydi. Örneğin mesela ne bileyim, koltuklarına oturulmasını istemiyordu. Oyuncu geliyordu, koltuğuyla, koltuklara, ayakkabısıyla yatıyordu. Siz ne kadar uyarırsanız uyarın, gözden kaçan şeylerdi bunlar. Hı. Mesela ben evime hiçbir zaman sokmadım, sokmam da. Hmm. Çünkü o durumları görünce zor bir şey. Filmcileri sokmam diyorsunuz. Hayır. Hayır. Peki 14 sene sürdü bu evet, dizi. Evet. Şimdi aslında bunu biraz da merak ettiğim noktaya biraz böyle değindiniz ama şimdi dizi ev sahipliği yaparken bu ev sahipleriyle maraza çıktı haliyle işte anlaşmazlıklar çıktı. Bu sorunlar ev değiştirmeden ya da işte mekanı değiştirmeden açtığınız olmuştur değil mi? Hani burası bizim için çok önemli, devam edelim dediğiniz. Oluyor, oldu ama şu anda hatırlamıyorum. Ama şöyle de bir şey var. Siz bir eve gittiniz, istenmediğinizi fark ettiniz. Sonra tamam çözdük bu sorunu. O sorun çözülmüyor, öyle devam ediyor. Bu sefer sizin huzurunuz kaçıyor. Hmm. Ve deniyor ki tamam biz bu şeyi aşamadık. Şimdilik aşmış gibi görünüyoruz ama biz farklı bir yere gidelim. Hmm. İşimizi aksatmayalım. Çünkü dizi belli bir süre yetişmek zorunda. Çekilmek zorunda. İşini yani çekim işleri çok zordur. Zaman akıyor ve para akıyor. Şale Apartmanı zaten değişmeyen tek mekan neredeyse orası oldu. Apartman sakinlerinin olduğu kadar aslında çevreye de emlak değeri olarak bir fayda sağladı diye düşünüyorum. Hatta böyle bazı şeyler okudum, izledim de. Siz böyle bir şeye şahit oldunuz mu? Ya da bir bilginiz var mı bu konuda? Yok, bu konuda hiçbir fikrim yok. Duymadım. Ama öyle bir hale geliyor ki çekim yaptığınız zaman. Artık onlar da bizden gibi oluyorlar. Ya, bir kanıksamıyor bile. İlk gün bir bakıyor. İkinci gün geliyor ve geçiyor. Yani çekimler böyledir aslında. Apartmanda olup dizide o rol alanlar da varmış, oynayanlar da varmış. Bir iki oldu. Hı hı. Ama böyle kalıcı bir rolden söz edemeyiz. Yok. Figüran seviyesinde. Yok. Evet. Orada bir kalabalık olacak. Mesela evet. Şükran Hanım, Şükran Hanım diyorum, Türkan Mesela Hanım'ın... Mesela Kapıcı'nın kızları. Evet, onlar oynadı. Yani. Ben buldum onları ondan sonra. Tabii. Evet, konuşmuşsunuz. Konuştum büyüğüyle. Evet. Sinem Hanım'la, Simge Hanım'la bir imkan olmadı. Onlarla hani en azından son halini gösterdim izleyicilerimize. O Kapıcı'nın kızı ama Kapıcı da bazı pilav sahnelerinde, Cafer'in pilav sahnelerinde, bakkal sahnelerinde ben birkaç tane gördüm. Tabii. Orada figürasyon seviyesi. Hem hoşlarına gidiyor, hem biz de içimize almış oluyoruz. Hı-hı. Ona bir değer vermiş oluyoruz. Onore etmeye çalışıyoruz.
Hem de 3 kuruş, 5 kuruş neyse o para. O parayı da kazanmış oluyor. Dolayısıyla öyle şeyler tabii ki oluyor. Şimdi bu dizide yer alan hayvanlar sizin de daha önce tabii konuştuğumuzda prodüksiyon getiriyor demiştiniz. Getiriyor. Ben aslında burada biraz da şunu merak ediyorum. Bunlar diziye neden bu kadar çok hayvan sokulduğundan ziyade hayvanlar diziye dahil edilirken oyuncuların gerçek yaşamlarından aslında bir esinlenme oldu mu? Yani ben mesela papağanı bu kişiye vereceğim. Horozu bu kişiye ya da işte köpeği bu kişiye bu karakterlere göre tabii. Kişilerin gerçekten mesela hayvansever olup olmadıklarına dikkat edildi mi? Bazen şey olur ya böyle rol icabı ya köpek bakıyor ama normalde köpeklerden çok korkan bir oyuncu da olabilir. Bir oyuncunun gerçek yaşamından bahsediyorum. Bunlara özellikle dikkat edilerek mi sahiplendirildi yoksa karakter bunu yapacak siz de böyle yapacaksınız çekim biraz yapıyoruz. Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Çünkü içimizde bu şeyi korkuyu yaşayan hani ben yapamayacağım. Papağan birçok kişiye çektirmiş mesela çünkü. Mesela Meral burada çok başarılıdır. Yani Meral gayet güzel. Kediyle olan ilişkisi gayet iyiydi. Zaten mesela Yavuz'un horozu kucaklaması. Ben oyuncu olsam biraz ürkerdim. Çünkü dövüşçü horozdu bir tanesi sanıyorum. Çok iyi hatırlamıyorum ama. Bu Salih Kalyon da çok güzel tutuyordu. O da çok iyi tutuyordu. Mesela onu oyuncular çok iyi tutuyorlardı. Ama hayvan da çok sakin bir hayvandı. Yani o da var. Tabii o da var. Şeyin Dumkoff'un köpeği de o evde çekim yaptığımız evin köpeğiydi. Çok tatlı bir köpekti. Sahibisin de çok seviyorduk biz. O da bizi çok seviyordu. O evde zaten uzun süre kaldık biz. İç çekimin yapıldığı yer. İç çekimin yapıldığı. Onların evi. Dolayısıyla hayvan bugün çok güncel olan bir konu. Hayvan bizim içimizde. Aslında bizden farklı değiller. Bir canlı o. Sadece konuşamıyor bence. Bence derken öyle. Hayvansız bir dünya ben düşünemiyorum. Yani özellikle kedi köpek gibi evcil olan hayvanları bizim içinde olması, içimizde olması, yanımızda olması çok önemli. Özellikle çocuklar açısından. Yani insan ruhun, ben mesela öyle çocukken çok hayvanımız olurdu. Ben bugün hayvanda kötü bir şey görsem, herhangi bir durumda hastalık ya da yaralanma dayanamıyorum, bakamıyorum. Bu benim şeyim, nasıl söyleyeyim, benim ruhuma çok iyi geliyor hayvan sevgisi örneğin. Umut Bey de çok hayvansever bir insandı. Evlerinde 2-3 tane kedi, bir tane uzun süre Efe adında bir köpekleri oldu. Mesela o köpeğin de zaman zaman ona hitap edilen replikler oldu. Şimdi hatırlamıyorum. Yani onlar nasıl köpeklerine davranış olarak yansıyan bir şekilde diyalog kurdularsa, daha doğrusu kurdukları diyalog şeye de yansıyordu. Senaryo, çünkü işin içindeydiler. Babası da pek hayvansever bir kişi değilmiş. Eskiler öyle değil mi? Evimize sokma. Özellikle köpek eve giremez. Yani işte günahtır, şudur, budur hikayesi. Orada hayvanın birazcık da değeri. Zaten öteleniyordu da bazı hayvanlar. Ay bu ne şimdi? Nereden çıktı? Gibi. Ama onlar bizim dizimizi zenginleştiren motifler, kişilikler, hayvan kişilikleri diyorum ben onlara. O şeyin köpeğin adı Abadi miydi gerçekten? Abadi'ydi. Yoksa Abadi'ydi yani Abadi. Şeyde senaryoda yazılmadı. Evet, gerçek hayır, adı Abadi'ydi. Abadi'ydi. Çok tatlı bir köpekti. Ev sahibimiz çok tatlıydı dediğim gibi. O köpek içimize uysal bir köpekti. Evet evet çok uysal çok uysaldı. Gayet iyi anlaştık. Bunların ömürleri ne kadardır acaba? Zaten şu an köpeklerin değişiyor. Yok bazı cinslere göre değişiyor haliyle değişiyor. De. Değişiyor. Amerikan Corker'iydi galiba onun cinsi. Öyle bir şey diyordu. Onun cinsi miydi? Evet öyle diyordu. Unuttum bu kadar şey diyordu uzun çünkü kulaklı bir Selçuk köpek. Selçuk Ulergüven Davut Usta diyordu kaldır o iti masadan diyordu. İt değil Amerikan Corker'i falan diyordu şeyde. İtle yani bizim halkımız arasında it olarak görülmesi, yani hayvana bakış açısı, aslında hayvanın ben sevildiğine inanıyorum. Bizim sevdiğimize inanıyorum halk olarak diyeyim. Ama hayvanı evcil hayvan olarak kabul etmek başka bir şey.
beslenmesi başka bir şey. Hayvanla ilişki kurduğu anda zaten ister istemez çok farklı oluyor. Benim mesela babaannemin inekleri varmış. Ağlar da anlatırken isimleri vardı. Yani bizim, ben köy çocuğum, bizde koyunlarımız vardı. Değil mi? Koyunlarımız da hani bir ara bunu burada bahsetmek ne derece doğru bilmiyorum ama Erzurum'da o Erzurum Kars yolundan geçerken kamyon çarpmıştı koyun sürüsüne ya. Ve bizim birçok koyunumuz ya. Telef olmuştu. Ben çocuk halimle çok hatırlıyorum. 93-94 yılı galiba, o zamanlar 7-8 yaşlıydım. Ağladığımı hatırlıyorum. Yani öyle bir bağ kurmuşum ki şeyle, koyunlarımızla. Gerçekten şey yapıyor. İnsan evinizin... Bir hayvan sever bir toplumuz. Evet. Fakat şu var, evcil hayvan besleme, işte, yani evcilleştirme konusunda evet bir sıkıntımız var. Bir galiba orada sürtüşüyoruz gibi geliyor yani bana. Yani orada da biraz tabii dini inançların da etkisi var. Eski yetişmiş kuşaklarda, hepsinde yok tabii. Dediğim gibi alışkanlık meselesi, yani evde hayvan besleme. Çünkü aslında biz doğa toplumuyuz, yani göçebe bir toplumuz, evet. Türklere bakıldığı zaman oradan oraya göç ediyor. Neyle göç ediyor? Evet, köpeği de var, çok kıymetli o köpeklerde, ama ne bileyim, adam oradan oraya göç edince kedi beslememiş. Şimdi az önceki dizideki hayvanlarla ilgili konuşurken dediniz ya, Meral bunu çok iyi yapıyordu, Meral Çetinkaya için. Meral Çetinkaya'nın kedisi yine o evin kedisi miydi? Çünkü o da birkaç kere değişti o kedi. Meral'in kedisi hatırladığım kadarıyla acaba o da mı getiriliyordu? Bakın, onu hiç hatırlamıyorum, kediyi. Şimdi papağan getiriliyordu, horoz getiriliyordu. Horoz getiriliyordu, köpek getiriliyordu, apartman çekimlerinde. Abadi zaten Abadi şey, getiriliyordu. Evet, yine ev çekimlerinde o evin köpeği. Ona tamam bir şey koyduk, flu ortadan kalktı, netleştirdik. Evet. Kedi için de Ayla'nın kedisi acaba? Şu anda hatırlamıyorum. Çünkü dediğim gibi bu durumlarda prodüksiyon ilgilendiği için, hı-hı, prodüksiyon nereden alıyordu, getiriyordu o hayvanları, çok fazla bir fikrim yok. Dizideki mekanlar için hiçbir surette baktığımızda bunlar gerçek değil diyemiyorduk. Hı-hı. Gerçekten mekanlar, gerçek mekanlar gibi. Şimdi bu başarının mimarı olarak... bu mekanlar hakkında ne söylemek istersiniz? Ya da bu başarı nasıl ortaya çıktı? Biraz bu süreçten bahseder Şimdi, misiniz? Şimdi şöyle bir şey. Ben sanat danışmanı olarak ve benim görüşüm olarak da daima az şeyle çok şey anlatma taraftarı olan bir görüşüm var. Az şey koyarsınız ama size çok şey ifade eder. Doldurmak bir sanat yapıtında çok kolay gibi gelir, çok şey anlatır gelir ama hiçbir şey anlatmaz. Dolayısıyla mekanlarımızda hep ben nereyi bulursak bulalım daha doğrusu, sadeliğe ve fazlalığı kaldırmaya çok özen gösteriyordum. Yani çünkü ev sahibinin zevkine göre döşenmiş bir eve giriyorsunuz ama bizim senaryoda o karakterlerle onun hiç bilgisi yok. Dolayısıyla ya olmuyordu, bu mekan olmaz diyordum, başka bir mekana geçiyorduk. Çünkü bizim mobilyaları değiştirme gibi bir lüksümüz olamıyordu. Dolayısıyla illaki daha sade bir yeri buluyorduk. Orayı ben mümkün olduğu kadar aksesuarları kaldırarak, hı-hı, ya da yeni bir takım şeyler koyarak orayı sadeleştirip o karakterlere uygun ev haline getiriyordum. Tabii dizide... mekanlar konusunda değişiklik olduğu gibi geçen süreç içerisinde teknolojik gelişmeleri de dizide görmeye başladık. Hı-hı. Araç telefonunu mesela, hı-hı, dizide, hı-hı, gördük. Bu cep telefonu da zaten gördük. Bilgisayarı da, tabii, gördük. İş yerinde bilgisayarı, tabii, gördük. Tabii. İşte müzik seti, Şükrü'nün evinde müzik setini gördük. Bu tip şeyleri... Umur Bugay'ın senaryo eklemesine sizin ne derece katkınız oldu? Çünkü, evet, müzik setini göreceğiz artık orada. Yani şey, araç telefonu da göreceğiz. Ya da işte artık Davut Usta doğalgaz ustası oldu mesela. Doğalgaz ekipmanlarını orada göreceğiz. O tür şeyleri Umur bunlardan anlayabilen bir yazardı. Hı. Çok iyi değerlendirebilen, çok iyi anlayabilen bir adamdı. Yani özellikle yorumları çok doğru ifade eden bir insandı. Bir zevki vardı. Hı. Şimdi bakın ne diyorum size, sanattan anlamak şart değil. Yani daha doğrusu o sanatın
terminolojisini bilmek çok önemli değil. Ama sanattan biraz anlıyorsanız, biraz seviyorsanız ister istemez o vizyonunuza girmiş oluyor. Şimdi Umur Bugay'ın da böyle bir zevki vardı zaten. Ayırt edebilecek durumdaydı. Bakın demin size başka bir örnek vermiştim konuşmamızın başında. Öylesi değil. Dolayısıyla ilk baktığı zaman şeyi çok iyi tartabilen bir adam. Bir insanın sosyoekonomik durumunun ne olabileceğini. Onun evinde ne olabilir? Mesela dikkat edin, dizilerde kütüphane yoktur. Kitaplık da yoktur. Hiç yoktur. Hiç koymazlar. Zengin aile bilmem ne. O zengin aile kitap okumaz. Şimdi oraya kitap koymak özendirici, dikkat çekici bir şey. Ha bu evde bak salonu yaptırmış ama kitaplık var, köşeden geriniyor. Seyirci her türlü detaya bakar. En ufak detaya bakar. Oraya bir kalem, bakın burada bir kalem kağıt var. Ben not alırım diye koydum. Alışkanlık da var burada. Bu bile, bu masada birinin yazdığını, çizdiğini, okuyan birinin olduğunu ya da bu ne yapıyor dedirtecek bir şey. Ben bunu kaldırdığım an bir masa olur. Ama ben buraya geldiğim zaman burada yazıyorumdur ya da bilgisayar olması. Bunlara çok dikkat ediyorduk. Hangi bardakta çay içerler? Masanın üstünde ne olur? Hangi tabakta yemek yerler? Örneğin bir dönem yönetmenimiz tabii ki onlar da kamera resmine çok dikkat ediyorlar. Kapıcı Dairesi'nde çekim yapıyoruz mesela. Caferlerin Kapıcı Dairesi'nde sabah kahvaltı ediyorlar. O da rutin bir şeydi. Genelde çok sık gördüğümüz bir şeydi. Mesela orada sofrayı hazırladığımız zaman Yalçın Bey derdi ki ya bu masa çok renksiz. Ya burayı nasıl düşündüysek şu anda çekim ortamında çok renksiz. Birazcık ortaya renkli bir şeyler koyun. Şimdi oraya ben domates koyduğum zaman renkleniyordu o masa. Bir şey ifade ediyordu. Yani gerçekten resim renkleniyordu. Ama o kapıcı o turfanda olmayan bir mevsimde o domatesi nasıl alır da masasına koyup keser yer. Sonra bunlara takılıyordu. Sonra çok şunu derler değil mi? Kapıcı sürekli yoksulluktan şikayet ediyor. Ama domates alabiliyor kışın. Tabii. Şu paraya domates alabiliyor. Biz bunlara çok dikkat ederdi. Umur çok dikkat ederdi. Yani çok iyi anlardı bir kere her şeyden evvel. Biz bunlara çok dikkat ederdik. Ne kullanılır, ne olur. Mesela dizide iyi ve kötüyü göstermesi açısından insanlar hep şunu söylüyorlar. Bana gelen mesajlarda da böyle. Bu sığ bakış açısının eseri aslında. Bizimkilerde sürekli içki vardı. İnsanları içkiye özendiriyorlardı ki ben buna kesinlikle karşıyım. Ben de. İçkinin insanı nedenli kötü bir hale sürüklediğini Baykuş Cemil'de görüyorduk biz zaten. Sarhoş Cemil'de. Tabii ki. Bu hiçbir zaman bir içki propagandası değil. Aslında değil. İçkinin ne kadar insanı abartıldığı zaman de karakterini bağlı. Değiştirdiğini tabii. Ve kötü bir hale getirdiğini gösteriyor. İşsiz güçsüz bir adam. Karakteri oluşmamış. İçkiden beyni birazcık süngere dönmüş. Bir adamdı Cemil. Karısı terzi. Geçimini dikiş dikerek sağlayan bir aile. Adam hiçbir işe yaramıyor. Bunun örnekleri her zaman etrafımızda var. O karakter yaramaz bir karakter. Hiçbir şekilde ne kendine faydası var, ne çevresine, ne topluma. Şimdi dolayısıyla o karakteri çiziyor ama bir bakıyorsunuz şirketler masalarında gayet efendice rakı içiyorlar. Sarhoş olup herhangi kendi karakterlerinin dışında bir davranışta bulunmuyorlar. Sadece kimseye zarar vermiyorlar. O bitiyor. Zaten seyirci onu görmüyor. Şimdi içki içmeyi dediğim gibi bu şekilde propagandasını yapılacak bir durum değil. Çünkü dediğiniz çok doğru. Cemil'e bakın, karaktere bakın. İşsiz güçsüz bir adam, bir işe yaramıyor. Ama bir de diğerlerine bakın. Keyif için yapıyorlar, kendi aralarında içiyorlar. Demek ki bir sakıncası yok. Peki dizinin içki haricinde, başka şeyler için konuşursak eğer, herhangi bir şeyin propagandasını yaptığını düşünüyor musunuz? Ya da işte bu amaç uğruna bir şeyler yaptı mı? Çünkü diziye gelen olumlu bakış açısının yanında mesela %90 olumluysa %10 belki daha az diyelim
olumsuz da var. Tabii ki. Bu olumsuzları aslında biraz da böyle dile getirip ben o %10 olumsuzu %0'a indiremesek de daha aza indirgemeyi amaçlıyorum. Çünkü ben o düşüncelere katılmıyorum. Ellerinde böyle elle tutulur bir şey yok, argüman yok bununla ilgili. Herhangi bir şeyin başa dönersek propagandasını yaptığını ya da ne bileyim bir şeyin savunuculuğunu yaptığını düşünüyor musunuz? Hayır. Ya da savunucunun yaptığı şey neydi? Sadece ahlaktı. Sadece doğruyu göstermekti. Umur Bugay TRT'den o yüzden ayrıldı. Biz TRT'den o yüzden ayrıldık. TRT o dönem rakıyı yasaklamıştı ve bize baskı gelmeye başladı. Umur Bugay uzun süre rakılı sahneler yine yazdı. Başka şeyler de olabilir benim bilmediğim. Çünkü sonuçta şirketin anlaşmasını yaptığı bir kurum. Başka şeyler de olur. Ama Umur Bugay buradan ödün vermedi. Hayır dedi. Ben yazarım dedi. O sırada özel televizyonlarda böylesi bir durum yoktu. Şimdiki gibi yasaklar söz konusu değildi. Umur Bugay kendini ifade etmeye devam etti diğer kanallarda. Devam ettirebildi. Fakat yine dediğim gibi şirket içindeki dengeleri, karşı kanalla yapılan ilişkileri çok iyi bilmemekle birlikte Umur Bugay'ın bu işi bitirmesinin en büyük nedenlerinden biri bu ahlak çöküşü. Zorlanması, yani şöyle zorlanması, senaryoda bunu yaz, bunu yazma, bunu göster, bunu göster. Umur Bugay hiçbir zaman ödün vermedi. Hiçbir zaman vermedi. İşine karıştırmadı. Asla karıştırmadı, reklam bile almadı. Şimdi bakın en ufak şeyde reklamlar giriyor. İşte diyor ne bileyim sabun. Aa bak ne güzel sabun diyor karakter birdenbire. Hı hı. Ben bununla yıkıyorum. Annem de bununla yıkıyor. Çünkü para yardımı alıyor ya da ne alıyorsa. Umur Bugay bunu yapmadı. Bazı mesela Cenap Bey Cafer'e bize şu gazeteleri al dediğinde gazetelerin isimlerini vesaire falan veriyordu. Bunlar reklam alınmadan o şekilde söylenmiş sözlerdi değil mi? Tabii. Bakın mesela o dönem diyelim ki bana günaydın, bugün günaydın gazetesi yok ne var? İşte ne bileyim Cumhuriyet gazetesi en bilindik gazete. Hı. Cumhuriyet okuyan bir ailenin yapısıyla zaten gazete okunmuyor artık. Diğer gazeteleri magazinel gazeteleri alanların yapısı farklı. Hı. Yani bu ev Cumhuriyet alıyorsa burada bir farklı düşünce daha okumuş yazmış insanların olduğu bize düşündürtülüyor. Diğer taraftan da dediğim gibi o dönem için hani gazete dediğiniz diye söylüyorum ben. O dönemde de diğerleri hiç Cumhuriyet'ten haberleri çünkü farklı düşüncede olan iki farklı gazete şeysi, kanal da öyle. Bugünkü kanallar da öyle. Mesela bizim toplumumuzda elimizdeki işte dizileri, filmleri son dönemlerde inanç eksenli değerlendirmeye başladı insanlar. Evet. Aslında onun bir yapıt olduğunu, bir yapım olduğunu, bir eser ortaya çıkarıldığını, onun da değerlendirilmesi gereken kriterlerinin aslında inanç değil de bu gibi kriterler olduğunu aslında biraz bilsek, ona göre değerlendirsek bence çok daha sağlıklı olur. Tabii. Şimdi sizin mesela dediğiniz türden baktığımızda işte Cumhuriyet gazetesi okuyor. Bunun mesela işte dinle Diyanet'te bir alakası yoktur der. Ya da işte biraz daha böyle okumuş yazmış ya da okumamış. Evet. Ya da işte başka bir gazete okuyor. Yine ismini vermeyeyim ama siz Cumhuriyet dediğinizde söylüyorum. Bunun da demek ki işte Cumhuriyet'le, Cumhuriyetçilikle, Atatürkçülüğü bir alakası yok gibi durumlar söz konusu oluyor. İnsanların bu yapıtları ya da yapımları inanç eksenli değerlendirmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Günümüzde popülist kültürün yıkıntısını yaşıyoruz şu anda. Özellikle ben öğrencilerimde bunu çok fazla görüyorum. Değer yargıları çok değişti. Dinledikleri müzikten, izledikleri dizilere ya da eğlendikleri kendi aralarında vakit geçirdikleri şeylere de baktığımız zaman bir kültür düşüklüğü, yani kültür karmaşası da değil, tamamıyla kültürün terk edildiğini görüyoruz. O kültür yapısı yok. Örneğin mesela soruyorum çocuğa, ne dinliyorsun diyorum, bana hiç bilmediğim popüler bir müzikten bahsediyor. Yani bir şeyi yok, haberi yok. Bir besteciden bahsediyorsun, bir kişiden söz ediyorsun, ressam da olabilir. Bu toplum içinde çok iyi bilinmiş bir edebiyatçı. Hiç duymadım diyor.
Şimdi bu tabii aileden de gelen bir şey. Ama siz, sizin göreviniz özellikle televizyon gibi yayınlarda bunu halka öğretmek. Yo, eğlence var diyor. Kadın programları niye yapılıyor sanıyorsunuz? Kadın edilgen olsun, evinde otursun, akşama kadar şey izlesin, televizyon izlesin, yemek öğrensin. Nedir bu yemek çılgınlığı? Ben bunu anlamadım. Yani akşama kadar bir kadın niye evinde otursun? Kocasına yardım etsin, bir eli bir iş tutsun. Değil mi? Yani aynı şey eğlence programları da söz konusu. İşte özellikle bu, biliyorsunuz o konular şu anda burada bahsedebileceğim, derinlikle bahsedebileceğim konular değil. Çünkü zamanımız kısıtlı ve bizim amacımız da başka bir şey yapmak. Ben sadece hani dediniz ya, bunu düşündürtmeye çalışıyor aslında işte tabii. Senarist bunu yaparken. O doğrultuda bir soruydu benimki. Yoksa dediğiniz gibi hani çok detaylı inceleyip ya da işte bunlar hakkında sosyolojik çıkarımlar yapmak bizim elbette vazifemiz değil. Sadece şu var, kendi gözlemlerimizden bahsedebiliriz ya da kendi gözlemlerimizi dile getirebiliriz. O da zaten bu programın konusu değil. Bu programın konusuna tekrar geçecek olursak, şimdi Yalçın Yelence, Güner Namlı ve Umur Bugay, bu üçünün el ele vermesiyle bir anlamda işte Bizimkiler projesi ortaya çıkıyor. Hepsi de tiyatro kökenli, oyuncuların ruhuna hitap eden isimler. Zaten oyuncuların ekseriyeti arkadaşları. Arkadaş. Tiyatrodan arkadaşlar olsun. Sonra o tiyatronun arkadaşlarının da arkadaşları olanlar var. Bir arkadaş tabii, çevresi, tabii. Bir çekirdek kadro oluşturuyor burada Yalçın Yelence, Umur Bugay ve Güner Namlı. Umur Bugay'ın karakterleri yaratırken motivasyonu neydi? Yani evet tamam, kendi yaşantısından, ailesinden vardı bir şeyler ama bütün karakterlerde böyle değil ki. Başka değil, karakterlerde tabii. Vardı. Bu karakterleri oluştururken, bir anlamda tırnak içinde söyleyelim, yaratırken bu karakterleri, temel motivasyon kaynağı neydi sizce? Dünya görüşü. Hı-hı. Dünya görüşü ve gözlem yeteneği. Dünya görüşü ama başta. En başta nasıl bir dünya görüşü var, bunu sorgulamak lazım. Nasıl bir yazardır? Ne düşünür? Aydın kesimden gelen bir yazar Umur Bugay, herhangi biri değil. Zaten sosyoloji mezunu bir insan. Bütün bunları kafasında çevirebilen, yazabilen, genel kültüre sahip. Çok birikimli bir insan. Önemli olan zaten bildiğini toparlamak. Mesela bazı insan çok şey bilir ama bir şey anlatmaz. Filmlerde de bu böyledir. Anlatır gibi gelir, sonra o filmde hiçbir şey kalmaz. Az şeyle çok şey anlatmak demiştim demin. Basit şeylerle, hani dediğiniz gibi gözüne sokmadan insanı düşündüren. Bakın mesela bütün İran filmlerine bakın, önemli yönetmenlerin belli yasakları var bu insanların, değil mi? Yani en azından dini yasakları var. O kadar güzel metaforlar var ki, bizde metafor yok. Biz de bu bardak dolu dediği zaman illaki bu bardağı gösteriyor. Bardağın dolu olduğunu bir bakışla, bir yutkunmayla ya da susadığını ifade edebilmek tabii ki çok az şeyle çok şey anlatmak. Bizde öyle değil. Bizde illaki bunu gösterecek, elini atacak, bunu alacak eğer orada başka bir amacı yoksa. Hı hı. Dolayısıyla bizim şeylerde tabii ki genel bir eleştiri bu. Ben bu derinliği göremiyorum. Umur Bugay'ın şeyden bahsettik ya, Bizimkilere gelinceye kadar geçirdiği bir süreç vardı. Süreç var, evet. İşte, Kısmet Apartmanı skeçlerini bir kenara bırakırsak, Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Davacı, Yoksul. Bu dört tane filmin ortak noktası Kemal Sunal. Acaba Bizimkiler'deki Kapıcı Cafer için Kemal Sunal düşünülmüş müydü? Böyle bir bilginiz yok. Var mı? Çünkü Umur Bugay'ın bu filmlerinin biraz da böyle başarıya ulaşmasının sebebi Kemal Sunal'ın da o güçlü oyunculuğu. Komediyi çok iyi yapıyor. Ki. Bir tek şeyde komedi karışık, yani Davacı filminde komedi, dram karışık bir rolde oynamıştı. Sarkastik orada bir da, şey o. Orada da evet. Çok başarılıydı. Kemal Sunal'ın hani ciddi rolde oynayıp da benim beğendiğim birkaç rolünden biridir. Düttürü Dünya'da bunlardan biri. Düttürü Dünya. Orada da Umur Bugay var. Çok derin bir ve o film metaforik bir film gerçekten. Sandalyeyle oyuncuyu güreştirdi.
Yani ne kadar bir şey, bir dram var altında, onu düşünebiliyor musunuz? Yani o sınıfın bir çalgıcıdan yola çıkıp, yani derinlemesine bir sosyopolitik görüş burada çok önemli. Bakmak, görmek. Ben öğrencilerime de her zaman öyle söylerim. Düz bakmayın derim. Şöyle bir bakın. Oturuşuna, kalkışına, ayakkabısına, davranışına. Neden acaba? Yani analitik düşünmek de biraz böyle oluyor. Düşünmek lazım, metafor yapmak lazım. Umur Bugay'ın birçok işinde metafor vardır. Kapıcı Cafer'de Ercan Yazgan çok başarılıydı. Ona zaten söz yok. Hiç kimse şey diyemez. Çok başarılı bir oyuncu zaten de. Umur Bugay bu kadar filminde başrol oynamış ve bir de özellikle bizimkilerin ilk sinemadaki ya da işte Beyaz Perde'de televizyonun ilk versiyonu olan Kapıcılar Kralı'nda başarıyla oynamış bir başrol oyuncusunu, Kemal Sunal'ı acaba düşünmüş müdür diye merak ettim. Orada şöyle bir şey var. Düşünmüştür. Kesin düşünmüştür. Ama dediğim gibi o şirket içindeki prodüksiyon yapılırken, bu işe başlanırken görüşmeler, düşünceler, ben o işlerin içinde yoktum. Ben zaten hocalık yapıyorum, biliyorsunuz. Hocaydım o dönemde. Bulunmadım. Gerek de yoktu. Ama sanıyorum aile içi yaptığımız sohbetlerde özellikle çok sık sohbet ederdik. Hafta sonları özellikle ya onlar bizde ya biz onlarda, böyle bir kardeş birlikteliği vardı, abi kardeş. Çok bir arada olma isteği vardı. O toplantılarda, yani toplantı değil de aile toplantılarında çok konuşulurdu. Sanıyorum Kemal Sunal öyle bir rolü kabul etmedi mi, etmezdi mi? Yani kesin bir şey söylemek çok yanlış olur. Çünkü Şükrü rolü içinde Şener Şen düşünülmüş. Çünkü sonuçta bir yıldız o. Tabii. Tek başına götürüyor her şeyi. Şükrü rolü içinde Erdal Özyağcılar'dan evvel Şener Şen düşünülüyor. Ertem Eğilmez sonra izin vermiyor tabii. Öyle bir şey anlatmıştı Cihat Tamer tabii. Doğruluğu, var tabii öyle şeyler. Bunu aslında bir anlamda Erdal Özyağcılar da doğrulamıştı. Benden önce iki kişiye teklif edildi. Birincisi tabii, Şener Şen'di. Diğerinin ismini gerçi söylememize gerek yok ama şöyle Kapıcı Cafer için de bence şöyle, Ercan Yazgan çok başarılı oynadı. Kemal Sunal da başarılı oynardı ama popülerliği dizinin önüne geçerdi belki de. Tabii şimdi bakın, benim bilmediğim, herkesin bilemeyeceği bir takım bu işin içinde prodüksiyonda bir takım hesaplamalar, her şey var. Yani ben açıkçası onları bilmem. Kim bu rolü oynarsa, evet yakıştırırım. Oyunculuktan da çok iyi anlarım. Kim iyi oynar, kim mi oynamaz. Ama işin altında o kadar basit değil. Sinemada başka bir şey var. Bu işin altında prodüksiyonu var. Dediğiniz gibi PR'ı var. Tutup tutmaması, seyirci kamuoyunun beğenileri. Onları ben kestiremem. Yani bilemem o durumlarda. Dolayısıyla ama Kemal Sunal bir star. Sonuçta tek başına bir star. Ben onunla da çalıştım. Umur Bugay dizi çektiği zaman. Saygılar Bizden. Saygılar Bizden dizisini çektik. Ben herkese onu anlatırım. Özellikle oyunculuk bölümü öğrencilerime. Sabahtan sete gelirdi. Ben çok rastladım o şeylere. Olaylara. Olay da demeyeyim. Durumlara diyeyim daha doğrusu. Bütün gün otururdu, akşam 5 olurdu, abicim seni çekemedik, özür dileriz derdi, kalkar efendice giderdi. Profesyonellik bu işte. Yani Kemal Sunal gerçekten başarılı bir oyuncu ama başarılı oyuncuların arkasında mutlaka disiplin var, iş ahlakı var, bu bakış açısı var. Yani Kemal Sunal dediğim gibi bir fenomen. Sonuçta bir fenomen. Saygılar Bizden için Kemal Sunal'ın dizisi diyoruz. Ama bakın Bizimkiler için X-In dizisi demiyoruz. İşte Umur bunu istemedi. Bence buna zaten dikkat etti de düşünmemiş de olabilir. Herkese, ya da istememiş olabilir. Tabii herkes kendi başına bir karakter orada. Herkes kendi başına bir şey anlatmaya çalıştı. Bu dizi başrolü olmasa da yıldızlar geçidiydi. Tabii. Şimdi bu kadar yıldızı bir arada tutmak, idare etmek çok güç bir iş olsa gerek. Şimdi onu anlatayım. Nasıl yapılıyordu bu? Şimdi ilişkiyle ilgili. İlişkilerle ilgili.
Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kendimi bu işin dışında tutayım. Her hafta sonu Umur Bugay'ın muhasebecisi bir çantayla gelirdi sete. Hı hı. Ve setten, o çantanın içinden zarflar çıkarırdı. Hı. Kişiye özel. Yani kişinin adı yazan, oyuncuların adı yazan bir zarf çıkarır ve o zarfın içine parası verilirdi. Ben Türk sinemasının çok içinde olmadım, bilmiyorum. Ve derlerdi ki oyuncular, biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. Olmaz böyle bir şey. Sete para gönderilip herkesin parası cebine tıkır tıkır. Az ya da çok, onu bilemem. Ne anlaştıysa olur. Ama insanlar hala çektikleri şeyin parasını alamıyorlar. En büyük dertleri bu hala. Hala ben duyuyorum. Çok starlar alıyordur, onu bilmiyorum. Ama duyuyorum, parasını alamıyor. Ama Umur Bugay zarf içinde. Öyle para sayılmazdı insanların göz önünde. Zarf içinde paralarını alırdı. Bu ne büyük bir mutluluk. Zaten insanlar emek vermiş, bir hafta boyunca çalışmış ya da bir ay boyunca çalışmış. Sizin elinizde paranız teslim ediliyor. Bence bu ruhtur. Bir de Umur Bugay, Umur Bugay'ın ahlak anlayışı da böyle arkadaşlık, dostluk üzerine kuruludur. Ama gerektiğinde de çok sözünü acımadan söyleyen bir adamdı. Hı hı. Hatayı gördüğü zaman pat diye de konuşurdu. Ama güven, bir de güven. Özel kanallara, yani star'a geçtikten sonra bizimkiler, evvelinde o zaman çok fazla böyle etliye sütlüye dokunmayan, dokunsa bile böyle arada bir yapan. Mesela bir sahne hatırlıyorum. Galiba TRT'deki son sezondu. 19 Mayıs törenlerine Ali gidecek. Nazan ve Şükrü konuşuyor. Bu sene çok önem kazandı 19 Mayıs törenleri. Bize tarihimizi unutturmaya çalışıyorlar. Gidin oğlum törenlere ve tarihinizi unutmayın, unutturulmasına müsaade etmeyin gibi bir konuşma vardı. Fakat özel kanallara geçtikten sonra, yani star'a geçtikten sonra bu arada sırada olan anlatım daha da güçlü bir hale geldi. Yani dizi içerisinde günlük siyasi göndermeleri çok rahat bir şekilde izler olduk. İşte demin söyledim. Bu özgür bıraktı biraz değil mi İlgi Özerkan? Tabii. Hı-hı. Tabii yani yine söylüyordu, yine yazıyordu Umur Bugay bu tür mesajlar vermeye çalışıyordu. Ama şimdi o zaman özel kanallarda da bu baskı yoktu. Şimdi feci görüyorsunuz, en farklı bir şeyin üstü buğulaştırılıyor. Bizimkiler ile alakalı özellikle seyirciden bu programın izleyicisinden gelen birkaç soru var aslında. Onları sormak istiyorum size. Bilginiz vardır diye düşünüyorum. Özellikle Cenap Bey'in yaptığı tablolar. Kim yapıyordu bunları? Onu kızım yaptı. Kızım akademi Cenap Bey'in bölümünde. Tabloları. Evet. İşte bu. Bu bilgiye ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü biz çok dikkatliyiz o konuda. Başak Bugay. Başak. Çok dikkatliydim ben. Bir acemiye yaptırılan iş olmaz. İnandırıcı olması lazımdı. Cenap Paşa'yı akademik, çok güzel çizmişti. Akademik bir eğitim olduğu için onları Başak yaptı ama maalesef kayıp. Onlar ne oldu? Onlar nerede o tablolar? Ay kayboldu. Sabri Bey en son fırlattıktan sonra bulamadık onları. Maalesef. Çünkü taşındı, o aşamada biz işin içinde yoktuk. Hatıra olarak almış olabilir mi acaba o çekim yapılan evler sahipleri? Evler sanmıyorum, evlerin aldığınızda. Ha, unutulmuşsa belki, hani bir yerde bırakmışsak olabilir. Hı. Ama o ya bizim ülkemizde şey olmadığı için anılara önem verme alışkanlığı, yazma alışkanlığı, koleksiyon alışkanlığı gibi bir şey olmadığı için onların hepsi gidiyor. Ben sorumlu olmadığım için o işten set toplanırken ne yaptılar hiçbir fikrim yok. Onlar bir depoya konmuştur. Hmm. Ben de merak ediyorum. Ya aslında onlara ulaşabilsek çok güzel olur. Böyle bizimkiler müzesi gibi bir şey oluşturulabilse. Rüknettin'in tablosu mesela. Şimdi o Rüknettin'in resmi ne bileyim. Güzin abla, Güzin Özipek. Galiba babasının arkadaşı mı o? Öyle bir şey getirdi. Biz hayran kaldık. Güzin Özipek'in, ben onu sonra araştırdım. Güzin Özipek'in komşusunun babasının fotoğrafıymış. Evet. Hatta Güzin Özipek de
bir kavga dövüş falan alıyor Güzin Özbek bu fotoğrafı. Bize böyle Murbugay görüyor, bize böyle bir şey lazım diyor. Güzin Özbek de ben alırım diyor. Ama kavga dövüş alıyorlar. Kavga dövüş dediğim tatlı serttir. Tatlı sert. Öyle çok şey arada problem gelecek bir kavga değil. Çok tatlı bir o biriydi. Alıp getiriyor Rüknettin'in fotoğrafını. O getiriyor. Evet. Oradan gelmiş. Meral Çetinkaya'ya sordum, çok hatırlayamadı ama sonra araştırdığımda. Evet. O fotoğraf onun. O fotoğraf nerede şimdi? Bilsem. O da yok değil mi? O da yok. Bunları kim bilir? Yani nerededir? Kim bilir? Bunları bence kimse bilmez. Neden? İşte bizim insanımızın sorumluluğu. Yani en çok Umur Bugay bilebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü o bir seyri var o işlerin. Toplanıyor, bir yere konuyor. O konan yerden sonra nereye gidiyor o işler? Çünkü Umur Bugay'ın bir bürosu vardı Cihangir'de. O büroyu da kapatıldı. Sattı Umur orayı. Hı hı. Satınca o eşyalar nereye gitti? Ne oldu? Hiçbir fikrimiz yok açıkçası. Rüknettin demişken Suna Hanım'dan da bahsedelim. Suna Hanım'la ilgili Umur Bugay'ı, yani Suna Hanım'ı yazarken birinden esinlenmiş demiştiniz. Kimdi? Dayısının karısı. Dayısının karısı. Dayısının karısı. O da demans mıydı bu şekilde? Yok sanmıyorum, ne olduğunu bilmiyorum ama ben tanıdım. Böyle, gerçek hayatta ismi neydi? O da mı gerçek Sunay? Hayattaki ismini şu anda söyleyemeyeceğim ama mesela onunla ilgili hikayeler vardı. Dayısıyla küsermiş. Dayısıyla küstüğü zaman evde kedi var, konuşmuyor. Bir şey söylemek ihtiyacında, bir mesaj vermek ihtiyacı. Kedi, ben şuraya gidiyorum, haberin olsun. Anahtar da saksının altında gibi konuşmalar aile içinde kedi çok anlatılırdı. Abi kardeş çok gülerlerdi bu hikayelere. Ve çok hikaye vardı bu konuda. Onların çoğu da dizide var zaten. Var. Ve buna da yansıması olarak geri dönüş yapıyor tabii o karaktere. Zaten dikkat edin, şeyle konuşurdu, kediyle konuşurdu. Suna Hanım'dan ziyade Ayla Hanım'la Sabri Bey kedi üzerinden konuşuyordu. Onlar Suna da Hanım'dan, evet. Ayla ne diyor bu senin kocan? Niye benimle böyle konuşuyor? Niye kaşlarını kaldıra kaldı. Çok iyiymiş ya. Gerçek hayattan. Böyle aklınıza gelen var mı? Ben mesela Suna Hanım meselesini şimdi sizden öğrendim. Tabloları da kızınızın yaptığını kızım öğrendim. Ama işte böyle hani bilmediğimiz detaylar var mı? Mesela benim soracağım kayıp bölümler var mesela dizinin yayınlanmayan, yayın döneminde yayınlanıp daha sonra ortada olmayan var 30 küsur bölüm var. Aa, bilmiyorum. 97 Ocak'tan itibaren yaz tatiline kadar orada bir 20 küsür bölüm yok. Bir son 5 bölüm yok. 30 küsür bölüm yok bildiğim kadarıyla. Hiç, ben de ilk defa sizden duyuyorum. Bunlar nerededir? Nasıl ulaşabiliriz? Mesela dizinin yönetmeni ben Özgür Yelence ile konuştum. Yalçın Yelence'nin oğlu. Evet. Babamın arşivine bakacağım dedi ama henüz onda bir işler olduğu için çok arayamadım. Bir konuşacağız tekrar. O bulabilir belki. Hiç bakın ilk defa sizden duydum kayıp. Ve bayağı yani 30 bölüm bayağı bir bölüm. Şunu da akademisyen kimliğinizle alakalı sormak istiyorum. Tabii şimdi Doğuş Üniversitesi'nde değil mi? Şu anda Doğuş. Emekli olduktan sonra Doğuş Üniversitesi'nde. Emekli olduktan sonra oradaki bölüm kurucusu hocalık olarak. Hocalık yapıyorsunuz. Bölüm oyunculuk yetiştirdiğiniz öğrenciler var. Bir de sanat felsefesi ve sanat tarihi dersleri veriyor. Günümüz dizilerinde, filmlerinde sanat yönetmenliği yapan, danışmanlık yapan, yetiştirdiğiniz öğrenciler vardır haliyle. Biraz bahsedebilir misiniz? Mesela hangi diziler sizin öğrencilerinizin eseri dizideki mekanlar için söylüyorum? Şimdi tabii biraz ucu kaçtı. Bazı dizilere de bakmıyorum ama çoğuna bakıyorum. Ama çok başarılı olanlar var. Mesela Gülümser Gürtunca var. Gülümser bayağı bilinen biri halinde şu anda ve özellikle Cem'le çok işler yaptı. Cem Yılmaz'la. Gülümser Gürtunca'nın, Gülseren Gürtunca'yla bir akrabalığı var mı? Sanmıyorum. Yok, o oyuncu. Oyuncuyla. Çünkü akrabalığı ama var mı? Ama Gülümser onun şeyinde çok önemli filmlerinde sanat danışmanlığı yaptı. Bayağı duayenlerden biridir o. Deniz Göktürk var. Deniz Göktürk de aynı dönemin çocuklarından biri. O da yabancı prodüksiyonlarda da çok önemli işler yapıyor. Çok var. Bir tane var işte bu şeyde Erol Taş'tan. Bu önemli dizilerde şeyi yapan.
özellikle dönem şeyleri yapan, mimarisi yapan kişiler var. Dönem dizilerinde başarılı bulduğunuz var mı böyle sanat yönetimini? Mesela sizin öğrenciniz olmayabilir ama bunun özellikle dönem dizileri, 80'ler dizisi vardı mesela. Bunun sanat yönetimini Dilek Pınarcı başarttı galiba. İşte o benim öğrencimdi. Hı-hı. O benim öğrencim. Var. İsmini unuttum. Bir sürü öğrencim var şu anda. Dilek de benim öğrencimdi. Hatta ilk bizimkilerle başladı. İlk bizimkilerle başlayanlar daha sonra aldılar, yürüdüler. Bir okul oldu geldiler. Değil mi yani bizimkiler? Benden dolayı bir sinemaya geçişte adım oldu. Hı hı. Ama ilk defa sanat yönetmenliği fikri diyeyim, benim bildiğim diyeyim, daha çok Aşk-ı Memnu'yla başladı. 1975. 75. Aşk-ı Memnu'yla başladı. Ondan önce de sanat yönetmeni adı altında bir sürü insan tabii ki çalışmış. Başarılı işler de yapmışlar. Ama ilk defa okuldan biri mezunu olmuş birinin bu sektörde çalışması daha sonra. Ne problemlerimiz oldu oyuncularla bizim. Ne kavgalar, şeyler ikna etme. Sabah kalkıyor saçlar kalıp gibi. Yapma, etme, bozma. Ben yattığım zaman da böyle oluyor diyor. Nelerle uğraştık. Böyle kolay değil. Bizimkilerde uğraştınız mı? Oo. Kimle uğraştınız? Hepsi çok tatlı. Hepsini çok seviyorum. Ya biz hepsini gerçekten karakter olarak, oyuncu olarak da özel yaşantısını çok bilmiyoruz ama çok seviyorduk. Öyleler. Böyle problemli insanlarmış gibi de düşünmek istemiyoruz. Yok, öyle de değillerdir diye düşünüyorum. Yok, herkesin problemi. Baktığınız zaman yani benim de problemli taraflarım var. Herkesin hmm. var. Bir arada iş yapmanın getirdiği bir güçlük bu. Hmm. Ama hala sordukları zaman, sizin gibi sordukları zaman işte iyi kötü diyelim insanlar var mı? Vardı tabii. Hiç sevmediğim oyuncular vardı. Hiç. Bizimkiler de mi? Onlar sonradan kalmadı. Kalmadı ama cehennemi yaşatıyor size sette. Kapris yapıyor, sizi aşmak istiyor. Sizi aşınca yönetmene gidiyor. Yönetmenin yumuşak karnından faydalanıyor. Böyle de olur diyor. Şöyle de size başka türlü geliyor. Aha. Bu arada umur devreye giriyor. Niye buna bu takıyı taktırdın dediğin. Arkanızı dönüyorsunuz, o takıyı takıyor. Çok zordur oyuncuyla uğraşmak. Cinsiyetini bilmiyorum ama sizin söyledikleriniz beni bir kapıya götürüyor. İsmi vermeye gerek yok. Yok. Öyle birkaç kişi vardı. Hı hı. Ben de zor bir tiptim. Hı. Çok zordu. Çünkü disipline alışmışım. Olmazsa olmaz böyle. Ama Ayşe'yi çok severim. Hepsini çok severim. Hı. Şimdi Ayşe'nin adını verdim ama Ayşe'yi severim, Müjgan'ı severim, herkesi. Yani ayrım yapmayayım ne olur lütfen. Ayrım olmasın. Onlar gerçekten çok değerli insanlar. Biz göçenlere rahmet, kalanlara esenlikler dileyelim. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde çok güzel hatıralar yaşattılar. Çok güzel hatıralarımızda iz bıraktılar. Bu programın yapılma sebebi de biraz o aslında. Hı-hı. Hepsine olan şükran borcumuzu şükran bir nebze olsun yerine güzel getirebilmek. Güzel bir şey yapıyorsunuz. Ben izledim. Hoşuma gitti. Çok yani kaliteli, içi dolu bir çok teşekkür ederim. Sizi, söyleşiler. Sizi yaptığımız işle ikna etmiş olmak da benim için ayrıca bir gurur vesilesi. Yaptığınız işleri gördüm, beğendim. Aklım yattı diyeyim. Hı-hı. Çünkü ben genelde yapmıyorum. Akademisyen olmanın getirdiği bir belki bir tutuculuk da var. Bir titizlik bilmiyorum. Var. Bir titizlik de var. Bu derece titiz, seçici olan birini ikna etmiş olmak. Hı-hı. Buradan kendime bir pay çıkartayım. Başarılı oldum. Ben bunu başarılı bulduğumu söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Sadece. Rica ederim. Bizimkilerle alakalı başka söylemek istediğiniz bir şey varsa izleyicilerimize onları ben almak istiyorum. Ben şöyle söylüyorum. Günümüzde çok geçerli. Hala çok geçerli. Sözler söyleniyor o dizilerde. Tekrardan izlemekte fayda var. Bu samimiyette iş bulmak artık çok zor. Yok. Gerçekten. Yapay her şey. Bir takım şeylere bağlı, çıkarlara bağlı. En büyük tepkim de oyuncu olmayan
kişilerin ekrana çıkarılması. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi kabul ben de teşekkür için. Ederim. Umarım ben bu röportaj içerisinde çok şey öğrendim. İlk defa duyduğum şeyler oldu. İnşallah izleyicilerimiz de bilmediği bir sürü şeye vakıf olmuşlardır. Biz ben de amacımıza ulaşmış oldum. Olmuş olduk. Ben de memnun oldum. Eski hatıralar canlandı. Çok güzel oldu bence de. Böyle bizimkiler hakkında konuşmak bana da çok mutluluk veriyor. İyi geldi. Evet. İyi bir iş yapıyorsunuz. Çok başarılarınızın devamını dilerim. Ama bunu biraz daha genişletseniz bu programları sizle konuştuk dahil. Sadece bizimkiler üzerinden konuşmuyorum. Çok iyi olacak. Hala duayım bir sürü insan var. Yelpazeyi genişleterek devam etmek amacındayım. Bu, yani diziden başladınız. Tabii şey istiyor. Diziyle ilgili yaptık ama yelpazeyi genişlettiğimiz vakit önümüze elbette bazı problemler çıkıyor. Bunların en büyüğü zaten mesela sizinle konuşurken diyorsunuz ya işte set demek eşittir para demek. Tabii. Bu tip böyle maddi problemler de çıkıyor insanın önüne. Aşmaya çalışıyoruz aşabildiğimiz kadarıyla. Ama dediğim gibi tek başıma yapmaya çalışıyorum. Tek başıma da ancak bu olacak, kadar oluyor. Olacak, iyi olacak. Bir ekip, bir prodüksiyon olduğu vakit aşılamayacak daha hiçbir şey olacak, yok. Daha iyi olacak tabii ama yani güzel şeyler yaptığınız sürece bence başarı şansınız çok yüksek. Bizimkiler nasıl çekildi projesi kapsamında? Bugünkü programımızda Bizimkiler dizisinin sanat yönetmeni, aynı zamanda Umur Bugay'ın yengesi olan sevgili Bengi. Yenge derdi bana yenge. Zaten. Bengi Bugay'la beraberdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın.